Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Mart 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, öncelikle Mart ayının konu başlıklarına kısaca bir göz atalım. 7 Mart'ta Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Yine 7 Mart'ta Satürn Balık Burcu'na geçiyor. 16 Mart'ta Venüs Boğa Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. 21 Mart'ta Koç Burcu'nda yeni ay doğuyor. 23 Mart'ta Plüto Kova Burcu'na merhaba diyecek ve Mars 25'inden itibaren Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Evet, şimdi detaylara bakalım sevgili yaylar. Güneş ve Merkür ayın 20'sine kadar olan süreç içerisinde Balık Burcu'nda olacağı için ayın ilk 2 haftalık süreci özellikle sizin için zihniniz, düşünceleriniz biraz daha hani özel yaşamdır, ailedir, ebeveynlerdir, yuva konularında odaklanıyor. Buralarda yeni bir düzen kurmanız, daha fazla kendinizi aile ve özel hayatınıza odaklamanız mümkün. Aile içi ilişkiler de öne çıkacak tabii ki bu süreç içerisinde. 7 Mart'ta Başak Burcu'nun 16 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Kariyer evinizi aydınlatan bir Dolunay bu. Aynı zamanda toplumdaki duruşunuz, statünüz, konumunuz, görev ve sorumluluklarınız, geleceğe dair beklentileriniz etkileyebilecek önemli bir Dolunay. Değişken burçlarımız ve siz tabii ki en güçlü etkiyi alan burçlardansınız. Dolayısıyla Başak Burcu'nun kendi enerjisinde bir düzen vardır. Hesap, kitap, burada bir düzenleme, bir ayıklama söz konusu. İş, görev, hizmet kavramları öne çıkar. Yani mesleğinizle ilgili, kariyerinizle ilgili bir hedefinize ulaşmanız ya da yeni görevler almanız, bir işe başlamanız mümkün. Toplumsal alanlarda da hani bunlar bazı görevler alabilirsiniz. İşiniz ve mesleğinizle de ilgili olabilir, kişisel de olabilir. Toplumun dikkatini çekebileceğiniz, topluma hizmet edebileceğiniz, işte yardımlaşma temaları, sağlıkla ilgili işler, hizmet sektörüyle ilgili işlerde öne çıkabileceğiniz bir dönem. Burada tabii ki görev değişimleriniz olabilir, mesleğinizde bir terfi olması, bir atama olması, sorumluluklarınızın artması ya da bir işten ayrılmanız, yer değişimleri, taşınmanız, bunun gibi konular da olabilir. Hatta evlilikler, ayrılıklar, işbirlikleri ve benzeri konularla da bağlantılı olarak toplumdaki duruşunuzda, statünüzde bir değişim olabilir. Statü deyince bazen ebeveyn olmak bile, yani anne baba olmak bile bir statüdür. Yani bu bile, hani bu dolunayla birlikte sizin için biraz daha görünür hale gelebilir. Yani sorumluluklarınıza da dikkat çeken, toplumdaki kimliğinizle ilgili önemli bir dolunay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarında mı? Yani bunu 12 ile 20 derece arası olarak alabilirsiniz. Sizin için etkisi artar. Daha güçlü, daha belirleyici, önemli bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Ayın 20'sine kadar olan süreç zaten dolunay tesirleri belirleyici olacak, şekillendirici olacak. Ve hemen yine aynı gün dolunayı takip eden saatlerde bu sefer Satürn Kova burcundaki yolculuğunu bitirip Balık burcuna geçecek. Yine sizin için önemli bir transit, değişken bir burç ve 3 yıllık bir etkiden bahsediyoruz. Sadece bu ayla sınırlı değil bu, unutmayın. 13 Şubat 2026'ya kadar Satürn Balık burcunda sizin için daha sınayıcı, biraz daha zaman zaman sizi büyütücü ama sorumluluklarınızı artırıcı bir etkide olacak. Özellikle özel yaşam, ev, yuva, aile, ebeveynlerle ilgili konularda burada Satürn'ün daha güçlü etkiler getirmesini, sınamalar, sorumluluklar, dersler getirmesini bekleyebiliriz. Tabii ki şimdi aylık videoda buna çok fazla değinmeyeceğim. Çünkü detaylı bir video hazırladım. Hem Satürn'ün genel etkilerinden bahsediyorum. Hem de burcunuza olan tesirlerini anlatıyorum. Demet Bağtacı YouTube kanalındaki Satürn Balık videomuzu lütfen izleyiniz. Sevgili yaylar, sizin için de kuşkusuz önemli bir dönem, önemli bir döngü bu transit. Ayın 16'sında Venüs Boğa burcuna geçecek. Venüs Boğa burcunda kısa vadeli ama güzel, hoş bir etkidir. Burada güçlüdür. İşte yaşamdan keyif almak istiyoruz. Kendimizi maddi manevi güvende hissetmek istiyoruz. 8. evinizde olacağı için ayın 16'sından sonra özellikle bir borcu yapılandırmanız, ödemeniz, işte beklediğiniz bir parasal desteği bulmanız, bir kredi almanız, eşinizden maddi manevi jestlerle karşılaşmanız mümkün. Daha iyicil, maddi konularda sorun çözücü, daha yardımcı bir etki altında olabilirsiniz. Ayın 19'unda Merkür Koç burcuna geçecek, 20'sinde Güneş Koç burcuna geçecek. İlkbahar başlıyor, ekinoks zamanı ve yine ekinoksla birleşen 21 Mart'ta 0 derece Koç burcunda yeni ay doğacak. Koç enerjisinde olduğu için bu yeni ay coşkumuzu arttıran, heyecanımızı arttıran, motivasyonumuzu arttıran
bir yeni ay, hevesli bir enerji veriyor ve size de ateş elementi olduğu için aslında güzel bir etki verecek. Çünkü ayın 20'sinden itibaren sizin de motivasyonunuz, enerjiniz artmaya başlayacak. Hani o özel yaşam, aile, yuva, duygusal konulardan biraz kendinizi ileriye atıp, yani biraz dışarıya yöneleceksiniz. Daha sosyal alanlara, daha kişisel işlerinize, kişisel hedeflerinize odaklanmaya başlayacaksınız. Bu biraz daha bireysel anlamda kendinizi ifade etmek, dikkat çekmek istediğiniz bir dönem olabilir. Duygusal, romantik konular ve aşk hayatınızda yeni kapılar açabilir size. İşte çocuklarla ilgili etkinliklerin, çocuklarla ilgili hedeflerin, planların öne çıktığı, başlangıçların olabileceği bir dönem. Yeni beceriler, yeni hobiler hayatınıza katabileceğiniz bir dönem. Özellikle Güneş burcunuzda, yükselen burcunuz 0 derece ve yakınlarındaysa bu enerjiyi daha güçlü hissedeceksiniz sevgili yaylar. Yine lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçlar Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak burçlarının 0 ile 5 derecesi arasında gezegenleriniz bulunuyorsa yine bu yeni ay sizin için etkili olacaktır. Önemli olacaktır. Evet, cesaret veren, 0 derece zaten 0 başlangıç demek. Hayatımıza yeni keyifler, yeni heyecanlar getirebilecek bir yeni ay bu. Ve 23'ünde Plüto Kova burcuna geçecek. Şimdi bu da tabii çok güçlü ve çok uzun vadeli kolektif bir geçiş. 2044'e kadar kalacağı için Plüto'nun bu yıl Kova burcuna şöyle kısa bir merhaba dediğini göreceğiz aslında. 11 Haziran'da retrosu nedeniyle tekrar Oğlak burcuna dönecek. 2024'te yerleşecek aslında Kova burcuna tamamen. Biraz izlemek lazım çünkü sosyal, kültürel, toplumsal, işte siyasi, ekonomik, bilimsel her alanda insanlığı etkileyecek çok önemli dönüşümlerle ilgilidir Plüton'un transitleri. Ve bu Kova burcundaki geçişi sürecinde 11 Haziran'a kadar bazı işaretler verebilir bize. Kişisel anlamda da tamamen o artık kişisel doğum haritalarımızdaki gezegenlerimizle yapacağı temaslarla ilgili olacak bu etkileri. Yay burcu için baktığımızda aslında dost bir burçtur Kova. Yani burada sizin için daha destekleyici, daha böyle güç veren, çok zorlamayacak bir etkiden bahsedebiliriz. Ama zihninizin, düşüncelerinizin değişmesi, derinleşmeniz, hayatınıza belki yeni hedefler, özellikle bilgi anlamında, zihinsel aktiviteler anlamında çok daha güçlü etkiler getirebilir. Çevresel anlamda, özellikle kardeşlerle ilgili dönüşümler anlamında etkiler getirebilir. Detaylı bir video hazırlayacağım. Yine Demet Bağtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Ayın 25'inde bu sefer Mars, biliyorsunuz uzun süredir geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana İkizler Burcu'nda, sizin karşıt burcunuzdaydı. Kış aylarında retro yaptı. İlişkilerde zorlandınız, zaman zaman tartıştınız, eş partner konuları biraz daha fazla mücadele gerektirdi sizin için. Şimdi 25'inden itibaren Mars bu alandan ayrılıyor. Yengeç Burcu'ndaki yolculuğuna başlayacak. 8. evinize geçecek. Ve yaklaşık 2 ay 8. evinizde olacak. Harcamalara biraz dikkat. Çünkü burada para konusunda biraz kontrolsüz olabilirsiniz. Aynı zamanda kazalar, sakarlıklar biraz açık olabilirsiniz. Dikkat etmekte fayda var. Ama enerjinizi arttıracaktır. Biraz maneviyata yönelebilirsiniz bu dönemde. Sağlık konularında operasyonlar, işte ameliyatlar, belki biraz daha sağlıkla ilgili konularda bazı işlemleriniz olabilir, meşguliyetleriniz olabilir. Bunlara da odaklanabilirsiniz. Borç alacak konularına dikkatli yaklaşın. Tedbirli olmak, daha planlı olmakta fayda var sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.